Tamamdır hocam. Tamam, şimdi mikrofonlarınızı kapatın. Ama anlamadığınız yerde beni durdurun arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyorum. Sanayi devrimi aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır? Sanayi devrimini görmüşsünüzdü arkadaşlar. İlk nerede başlıyordu? İngiltere bölgesinde başlıyordu. Daha sonra diğer Avrupa devletlerine yayılıyordu. Osmanlı sanayi devrimine ayak uyduramayan devletti. Devam ediyorum 2'den. İkinci meşrutiyetin ilanında etkili olan siyasal hareket aşağıdakilerden hangisidir? A. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, B. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, C. Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti, D. İttihat ve Terakki Cemiyeti, E. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Biz arkadaşlar 2. Abdülhamit'e baskı yaparak İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tekrar 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olduğunu görmüştük. Doğru cevap İttihat ve Terakki Cemiyeti olacak. Burada zaten A ve E seçeneklerin arkadaşlar Cumhuriyet devrinde karşımıza çıkıyor. Sadece B ve C Osmanlı'da yer alan partilerden. Ama doğru cevabımız Denizli. 3'te Osmanlı Devleti'nde görülen gelişmelerinden hangilerinin halkın ve aydınların yönetimdeki etkisini artırmaya yönelik olduğu sanılabilir? Ben neye bakacağım? Halk ve aydınlar yönetimde etkili mi, ona bakacağım arkadaşlar. 1'de genç Osmanlılar 2. Abdülhamit'i kanuni esasıyı kabul etmeye zorlamıştır. O zaman genç Osmanlılar dediğimiz aydın insanlar değil mi? Kanuni esasiyi kabul etmeye zorladılarsa o zaman ne var? Yönetimdeki etkisini artırıyorlar mı? Evet, o zaman 1'i aldı. 2'ye geliyorum. 2. Meşrutiyet İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmaları sonucunda ilan edilmiştir. Yönetim ne? 2. Meşrutiyet. İlan ettiren kim? İttihat ve Terakki Cemiyeti. Aydın grup mu? Evet. O zaman ne oldu? 2'yi de aldım. 3. 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nın yerine Batı tarzında yeni bir ordu kurmuştur. Ben burada bir aydın veya bir halk hareketi görüyor muyum yönetime yansıyan? Görmüyorum. Burada sadece bir padişahın etkinliğinden bahsetmiş. 3'ü arkadaşlar alamıyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Var mı buraya kadar sıkıntı? Yoksa devam. 4. Osmanlı Devleti'nde Batı tarzında oluşturulan aşağıdaki ordulardan hangisi Yeniçeri Ocağı'na karşı mücadele vermek zorunda kalmamıştır? A. Sekban-ı Cedid, B. Sürat Topçuları Ocağı, C. Nizam-ı Cedid, D. Eşkinci Ocağı, E. Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Burada arkadaşlar hiçbirini bilmeseniz bile sadece şunu bilsiniz. 2. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu kurduğunu. O zaman bu ordu Yeniçeri ordusundan sonra kuruluyorsa ne olacak? Yeniçerilerle mücadele edememiş olacak. Beş, Osmanlı Devleti'nde Müslim, gayrimüslim tüm halkı yönetime ortak etmeyi amaçlayan ıslahat hareketi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı vatandaşlarının arkadaşlar yönetime katıldığı yönetim biçimi ne? Meşrutiyet sistemi. Peki meşrutiyet sistemi neyle geliyor arkadaşlar? Kanuni esası ile birlikte geliyor. Kanuni esası ilan edildikten sonra ne oluyor? Birinci meşrutiyet uygulanmış oluyor ve halk da ne oluyor? Yönetime katılıyor diyoruz. 6. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki ıslahatlarının hangisinde Avrupa'daki gelişmelerin etkisinin olduğu söylenemez. Bakıyorum Batı tarzı bir yenilik arayacağım ben o zaman. A'da yeni askeri kurumların oluşturulması Avrupa'dan mı alınıyor, Batı tarzı mı? Evet. B'de Tanzimat Fermanı'nın yayınlanması yine arkadaşlar Batı tarzı. C'de Kanuni Esasının hazırlanması yine Batı tarzı. D. Divanın kaldırılarak bakanlıkların kurulması. Evet, eski sistemden ne oluyor? Batı tarzı sisteme geçiyorlar. D'yi de eledim. E. Veraset sisteminin düzenlenmesi. Bunda arkadaşlar Osmanlı batıya göre hareket edemez. Neden? Veraset sistemi ilk Türk devletlerinden itibaren Türklerde İslamiyet'i kabul ettiğinde de devam eden bir özellik. Veraset sistemi neydi? Kimin tahta geçeceğini belirleyen sistemdi arkadaşlar. Ve Osmanlı Türklerde genelde ne vardı? Hanedan üyesi tahta geçiyordu. Bunda yapılan değişiklikler sadece merkezi otoriteyi sağlamak amaçlıdır. Onu da unutmayın. 7'de Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda ulusal isyanların başlamasında etkili olan nedenler
arasında gelişmelerinden hangileri yer almaz demiş. Ulusal isyanlar yani milliyetçilik isyanları, azınlık isyanları neyle başlıyordu? Fransız devrimiyle başlıyordu arkadaşlar. Bana etkili olmayanı sormuş. Sanayi inkılabı ve sonrasında ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışının ulusal isyanlarla alakası yok. O zaman 2 ve 3 yer almaz diyorum. 8. Kırım Savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kırım Savaşı neydi arkadaşlar? Osmanlı ile Rusya arasında olan bir savaştı. A seçeneğinde İngiltere, Fransa ve Piemonte hükümeti Osmanlı Devleti'ni desteklemiştir. Evet, Rusya'ya karşı Osmanlı'yı destekliyorlardı. B Osmanlı Devleti ilk kez bu savaş sırasında borç almıştır. Evet, Kırım Savaşı'nda ilk kez Osmanlı İngiltere'den borç alıyordu. C Karadeniz'de siyasi üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Bunu arkadaşlar ulaşamam. Neden? Karadeniz'de çünkü tarafsızlık esaslı ne Rusya ne de Osmanlı Karadeniz'de donanma bulunduramıyordu. O zaman Osmanlı'da üstünlük yok diyorum. C'ye ulaşamam. Diğer şıklara da bakıyorum. Savaşın sonunda Paris Antlaşması imzalanıyordu. Evet, sonunda imzalanan Paris Antlaşması ıslahat fermanı ilanında etkilidir. Evet, hatta Osmanlı ıslahat fermanını ne yapıyordu? Yapacağına dair Paris Antlaşması'na maddeyi koydurtuyordu. 9. Aletlerin yerine makinanın alması demek. Onun bu devrimin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında diğerlerine oranla daha etkili olduğu söylenebilir? Burada bana neyi vermiş? Buhar gücünün sanayide kullanılması, sanayi devriminin başlamasında ilk ve en önemli etken demiş. Buhar gücü. Bana da soru da neyi soruyor? Artık aletlerin yerine makinalar alıyor ve hangisi 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasına daha etkili demiş. O zaman ben neye bakacağım? Makinayla alakalı olanlara bakacağım. A. İşçi sınıfının ortaya çıkması. B. Ham madde ve pazar ihtiyacının artması. C. Bankaların kurulması. D. İnsan gücüne olan ihtiyacın azalması. E. El tezgahlarının önem kaybetmesi. Şimdi bunların çoğu arkadaşlar neyle alakalı? Sanayi devrimiyle alakalı. Ama benim makineleşmemle arkadaşlar ne oluyordu? Hızlı, seri üretim oluyordu. Seri üretim olduğu için ne oluyordu? Avrupalıların ham maddeye ve pazara ihtiyaçları oluyordu. Yani hem üretilecek mal arıyorlar hem de ürettikleri, bu hızlı ürettikleri malları bir yerde satma ihtiyacı duyuyorlar. O yüzden Bursa diyoruz. İlk öncelikli seçeneğimiz o. 10. Yukarıdakilerden hangileri sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'ne yönelik etkileri arasında gösterilemez demiş. Bakıyorum, Duyunu Umumi İdaresi'nin kurulması, Osmanlı ülkesinin ham madde üreticisi konumuna düşmesi, Balkan uluslarının Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanması. Şimdi sanayi inkılabından sonra Osmanlı'nın ekonomisi kötü olunca ne oluyordu? Borçlarını ödeyemiyordu. Bu yüzden Osmanlı'da Avrupalı devletler ne yapıyor? Duyunu Umumiye İdaresi'ni kuruyorlar arkadaşlar. Buradan Osmanlı'nın borçlarına karşılık vergilerine el koyuyorlardı. O zaman bu var arkadaşlar. İkiye baktığımda Osmanlı ülkesinin ham madde üreticisi konumuna düşmesi. Bu ne demek? Sanayi inkılabıyla Avrupalılar hızlı üretim yapıyorlardı. O yüzden ham maddeye ihtiyaçları vardı. Osmanlı sanayi inkılabına ayak uyduramamıştı. Bu yüzden Osmanlı ne yapıyor arkadaşlar? Dışarıya ham madde satıyor sadece. Ve dışarıdan işlenen ham maddeleri ne yapıyordu? Geriye de arkadaşlar Avrupa'dan alıyordu. Şimdi baktığımda bunların ikisi neyle alakalı? Sanayi inkılabı ile alakalı. Ama Balkan uluslarının Osmanlı'ya karşı arkadaşlar ayaklanması Fransız ihtilali ile alakalı. O yüzden C seçeneğine ulaşamam. 11. Fransız ihtilali Osmanlı Devleti'nde siyasal, ekonomik, toplumsal, hukuksal ve kültürel alanda etkili olmuştur. Aşağıdaki Fransız ihtilali fikirlerinden hangisinin Osmanlı İmparatorluk yapısını dağıtan ve toprak bütünlüğünü sarsan sonuçlar ortaya çıkardığı sanılabilir? Bunu arkadaşlar artık ezberleyin. Fransız ihtilalinden sonra Osmanlı'yı olumsuz etkileyen, Osmanlı'yı dağılıma sürükleyen fikir akımı neydi? Milliyetçilikti. 12. Osmanlı ülkesinde batılılaşma hareketlerinin özellikle askeri alanda yaygınlaşmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyoruz. Bakıyorum, savaşlardaki yenilgilere son verme düşüncesi. Evet, artık yenilgi almak istemedikleri için ne yapacaklar? Askeri alanda batılılaşma hareketi yapacaklar.
B'de Yeniçerilerin devletin güçlü bir dayanağı olmaktan çıkması. Evet, bu da neyle alakalı? Batılılaşmayla. C. Tımarlı sipahilerin önemini yitirmesi. Evet, ordu alanında bakın ne oluyor? Bozulmalar oluyor. O yüzden ne olacak? Askeri alanda yenilenmeye gidecekler. D. Avrupa silah teknolojisinin gelişmesi. Evet, Osmanlı'da bu yok. Bu yüzden yine batıya örnek alacaklar. E. Kapitülasyonların kaldırılma isteği. Bu arkadaşlar askeri alanla değil, daha çok neyle alakalı? Siyasi, ekonomik alanla alakalı. Osmanlı Devleti diğer devletlere tanıdığı ekonomik siyasi hakları kaldırmak istiyor. Hocam iki kere babam aradı. 2 dakika çıkıp gelsen mi? İyi, tamam, çabuk ol. Kızlar, anlaşılmayan bir yer var mı? Devam edeceğim ona göre. Yok hocam. Tamam. Hocam, efendim. Şu 9. soruda Denizli'de insan gücüne olan ihtiyacın azalması da doğru bir neden değil mi? Bakıyorum. Ama bana neyi soruyor? Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olanı soruyor. İnsan gücüne olan ihtiyaç evet azaldı, artık insanlar değil makineler kullanıyor. Ama Birinci Dünya Savaşı makineler kullanılıyor diye çıkmıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinde ham madde ve pazar arayışı var. Sömürgecilik yarışı var. Bunlar mesela neyle alakalı? Sanayi inkılabı ile alakalı olanlar. Tamam mı? Tamam hocam. Devam ediyorum. Lale Devri ile Osmanlı mimarisinde tarzlarından hangilerinin benimsendiği söylenebilir? Lale Devrimiz neydi? Bizim ilk defa Batı tarzı ıslahatlar yaptığımız devrimizde. Bu alanda mimaride de Osmanlı Batı tarzı ıslahat yapıyordu. Ve arkadaşlar Batı'dan Barok ve Rokoko tarzlarını örnek alarak bu alanda eserler yapıyordu. Gotik'i arkadaşlar almıyordu. Gotik daha önce Hristiyanların kullandığı bir mimari sanat anlayışı. 14. Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki devletlerden hangisinde görülmüştür? Bu önceki sorularda da vardı. Sanayi İnkılabı nerede başlıyordu arkadaşlar? İngiltere'de başlıyordu. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Fransız ihtilalinden etkilendiğinin göstergesi sayılamaz demiş. A. Senedi ittifakın imzalanması. Bu bir kalsın. B. Tanzimat Fermanı'nın ilanı. Burada ne oluyordu arkadaşlar? İlk anayasal düzene geçiş oluyordu. O zaman Batı tarzı diyorum. Yani Fransız ihtilalinin etkilerinden. Çünkü burada ne yapmaya çalışıyor? Batı tarzı yönetimde ıslahatlar yaparak milliyetlerin ayaklanmalarını önlemeye çalışıyor. Tanzimat Fermanı'nda herkese eşit haklar veriyordu. C. Kanuni Esasi'nin yürürlüğe girmesi. D. Parlamenter rejime geçilmesi. Şimdi Kanuni Esasi yürürlüğe girince arkadaşlar parlamenter rejime geçilmiş oluyor. Yani bu ne demek? Meclis kuruluyor arkadaşlar. Bu mecliste de ne oluyor? Gayrimüslimler de, yani azınlıklar da temsil ediliyor. O zaman yine ne? Milliyetçilik ayaklanmalarını önlemeye yönelik. C ve D şıkkı da doğru. E'de azınlık isyanlarının çıkması. Evet, Fransız ihtilali doğrudan ne yapıyor? Azınlık isyanlarının çıkmasına neden oluyor. Ama senede ittifaka baktığımda arkadaşlar bu daha önce 2. Mahmut'la Ayanlar arasında imzalanan bir anlaşma arkadaşlar. Fransız ihtilaliyle veya Batı etkisiyle hiçbir alakası yok. Osmanlı'nın kendi içinde olan bir olay. XVI-XIX yüzyılda Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmelerinden hangilerinin halkın kültürel seviyesinin yükseltilmesi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması. Kültürel seviyeyle mi alakalı, halkın kültür seviyesiyle? Hayır, askeri alanda yapılan bir şey. O zaman biri eledim. 2. Resmi ve özel gazetelerin yayınlanmaya başlaması. Gazeteler yayınlanıyorsa kültürel seviyeyi artırır mı? Artırır arkadaşlar. 2'yi aldım. 3. İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi. Eğer artık herkes ilköğretim okuyacaksa yine ne olur? Kültürel seviyede bir artış yaşanır. O zaman E şıkkımız doğru. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda yapılan ıslahatların özelliklerinden hangilerine sahip olduğu savunulabilir? Birçok alanda düzenlemeleri kapsaması. Evet, baktığımda askeri alanda, yönetim alanında ne var arkadaşlar? Her alanda neredeyse düzenleme yapılmış. 2. Devletin demokratikleşmesini sağlaması. Evet, yavaş yavaş ne oluyordu arkadaşlar? Meşrutiyet sistemine kadar, yani meşrutiyetin kurulmasıyla artık demokratik bir yönetime geçiliyordu. Geldim hocam. Tamam.
3. Halkın istekleri sonucunda yapılması. Ama baktığımda ıslahat hareketleri halkın isteğiyle mi yapılıyor? Hayır. O yüzden arkadaşlar ben buna ulaşamam. Ulaşabileceğim ne var? 1 ve 2. 18'de Osmanlı Devleti'nde anayasacılık yolunda ilk adım aşağıdakilerden hangisiyle atılmıştır diyor. Bana bakın ilk adımı soruyor arkadaşlar. Anayasacılığa geçiş. İlk ne zaman başladı? Tanzimat Fermanı ile başladı arkadaşlar. Müslüman ve gayrimüslimler ne oldu? Eşit hale geldi. Daha sonra ıslahat fermanı ilan edildi. En sonunda da arkadaşlar ne oldu? Kanuni esası ilan edildi. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin yakın çağ Avrupa'sında yaygınlaştığı ve geliştiği söylenemez. A. Akılcılık. Evet bunlar arkadaşlar geliştikleri için akılcılık var. B. Kapitalizm. Evet ne oluyordu artık? Kapitalizm sistemi etkili olmaya başlıyordu. C. Aydınlanma dönemi yaşıyorlardı. Milliyetçilik Fransız İhtilali'nden sonra milliyetçilik ayaklanmaları görüyordu. Ama skolastik düşünce daha öncesinde orta çağ Avrupa'da kalan bir kavram arkadaşlar. O yüzden yakın çağda yer alamaz diyoruz. Çünkü bunun yerinde ne var artık? Akılcılık var. 2. Mahmut döneminde unsurlarından hangilerinin kurulmasının merkezi otoriteyi güçlendirdiği savunulabilir? Şimdi arkadaşlar muhtarlıklar kuruluyorsa yani şöyle düşünün küçük yerlerde köylerde muhtarlıklar var ve bunlar ne yapıyor? Direkt merkezi otoritenin temsilcileri değil mi? Evet o zaman bu ne olur? Merkezi otoriteyi arkadaşlar güçlendirir. Mektebi tıbbi yani tıp doktoru yetiştirmek için açılan bir okul merkezi otoriteyle mi alakalı? Hayır. O yüzden 2'yi eledim. 3. Posta teşkilatı. Posta teşkilatıyla ülkenin her yerinde haberleşme sağlanabilecekse arkadaşlar, merkeze haber gelecekse bununla ilgili yine merkezi otoriteyi güçlendirir. 21. Napolyon her millete bir devlet sloganıyla politika izlemiştir. Buna göre Napolyon'un durumlarından hangilerini desteklediği savunulabilir? Bu ne demek arkadaşlar? Her millete bir devlet. Yani imparatorluklar artık son buluyor demek. Her milletin kendi devletini kurması demek. O zaman ne var? Ulus devlet anlayışı var arkadaşlar. İmparatorlukların devamı diyemem bu son bulmasını gösterir. Parlamenter hükümet diyebilmem için meclisle, demokrasiyle ilgili bir şey söylemesi lazım. 3'e de ulaşamam. O yüzden yalnız 1 diyoruz. 22. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Osmanlı Devleti'nde Hariciye Nazırı tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı padişah onayıyla ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı'nı hazırlayan kimdi arkadaşlar? Mustafa Reşit Paşa'ydı. Hangi dönemde ilan ediliyordu? Abdülmecit döneminde hem Tanzimat hem de ıslahat fermanları ilan ediliyordu. 23. Osmanlı Devleti'nde 1. Meşrutiyet'in ilanında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Ahrar Fırkası, B. İttihat ve Terakki Cemiyeti, C. Jön Türkler, D. Ulema, E. Ayanlar. Şimdi burada arkadaşlar kalsa 2 şık aramızda kalmamız gerekir. O da İttihat Terakki Cemiyeti ile Jön Türkler. Benim 1. Meşrutiyet'in ilanında etkili olan hareketim arkadaşlar Jön Türkler. Hatırlayın. Avrupa'dan gelen aydınlar, öğrenciler Avrupa'da yetişiyorlardı ve ne yapıyorlardı? Osmanlı'da batı tarzı yeniliklere gidiyorlardı. Yönetim alanında 1. Meşrutiyet'ini istiyorlardı. Azınlıklar isyan etmesin diye. Daha sonra bu hareket arkadaşlar neye dönüşecek? İttihat ve Terakki'ye. O da neyi ilan ettirecek? 2. Meşrutiyet'i. O zaman bana sordu 1. Meşrutiyet diyorsan Jön Türkler diyeceğim. 24. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda anlayışlarının hangilerinden dolayı toprak kayıpları yaşadığı söylenebilir? Osmanlı'da milliyetçilik ayaklanması yüzünden devletler ne yaptılar? Milletler isyan ettiler. Bu isyanlar sonucunda Osmanlı'dan kopmalar yaşanacak mı? Yaşanacak. O zaman bir var. 2. Panslavizm. Bu neydi? Rusların politikasıydı arkadaşlar. Slavları tek çatı altında toplamak istiyorlardı. Bu doğrultuda ne yapıyorlardı? Milletleri kışkırtıyorlardı. Ve milletlerde azınlık ayaklanmalarının nedeni oluyorlardı. O zaman 2 de var. 3. Sömürgecilik. Sanayi inkılabından sonra arkadaşlar sömürgecilik hareketiyle Avrupalı devletler ne yapıyorlar? Ham madde bakımından önemli toprakları Osmanlı'nın elinden alıp kendileri işgal ediyorlar. O zaman Osmanlı tüm bu 3 nedenden dolayı ne oluyor? Toprak kaybı yaşıyor.
25. Kanuni esasinde yer alan maddelerinden hangilerinin birinci meşrutiyet döneminin kısa ömürlü olmasında etkili olduğu savunulabilir? 1. Hükümetin padişaha karşı sorumlu olması. 2. Padişahın sürgün yetkisinin olması. 3. Padişahın meclisi açma kapama yetkisinin olması. Şimdi bana birinci meşrutiyet neden kısa ömürlü demiş? Padişahın meclisi açma kapama yetkisi varsa o zaman padişah bu yetkisine dayanarak ne yapacak? Meclisi kapatacak, meşrutiyet sistemini rafa kaldıracak diyoruz. Benim doğru cevabım C seçeneği oluyor. 26. Osmanlı Devleti'nde gelişmelerinden hangilerinde tersane konferansı kararlarının etkisinden söz edilebilir? Tersane konferansı neydi arkadaşlar? Rusya ile İngiltere'nin bir araya gelmesi, işte Osmanlı aleyhine kararlar çıkacağının düşünülmesi gibi kararlar vardı. Terakki Cemiyeti ne yapıyordu? Bu yüzden Osmanlı Devleti'ne baskı yapıyordu meşrutiyet rejimine tekrar geçmesi için. Baktığımda 93 Harbi'nin yapılması, 2. Abdülhamit'in tahta çıkması, 1. Meşrutiyet'in ilan edilmesi. Şimdi tersane konferansı kararlarına dayanarak arkadaşlar ne yapacaklar? Osmanlı'nın iç işlerine karışılmasın, Balkanlarla ilgili bir sıkıntı çıkmasın diye 1. Meşrutiyet ilan edilecek ve gayrimüslimler de ne olacak arkadaşlar? Yönetime dahil edilecek diyoruz. Yani ne oluyor? Bir dış tepkiyi, olayı önlemeye çalışıyorlar. 27'de Osmanlı Devleti'nde 1. Meşrutiyet'in ilanında aşağıdakilerden hangisinin çalışmaları etkili olmuştur? 1. Meşrutiyet'te benim karşıma çıkan arkadaşlar kimler vardı? Aydınlar yok muydu? Jön Türkler. O zaman D seçeneği doğru cevap. 28. Buna göre durumlarından hangileri vakıfların Osmanlı'ya sağladığı yararlar arasında gösterilemez? Osmanlı Devleti'nde halkın yararına olan cami, medrese, hastane gibi kurumlar vakıflar kanalıyla yapılmış ve idare edilmiştir. Vakıflar ise kendilerine ayrılan toprakların gelirleri ve hayırsever zenginlerin yardımlarıyla ayakta durmuştur. Bana gösterilemez diyor. Osmanlı'ya sağladığı yararlar arasında gösterilemez. Baktığımda sosyal dayanışmayı artırır mı? Halkın yararına olduğu için arkadaşlar dayanışmayı artırır. Bir doğru. İki, halkın ihtiyaçları karşılanmış. Evet, halkın ihtiyaçlarını karşılıyor. İki doğru. Üç, devlete önemli bir gelir sağlamıştır. Vakıf topraklarından ya da vakıflardan arkadaşlar hazineye para gelmez. Bunun için yani bu giderlerin, vakıf giderlerinin harcanması için Osmanlı ne yapıyor? Vakıf topraklar denilen bir toprak sistemi var. O toprakların gelirleriyle vakıfların ihtiyacı karşılanıyor. 29. Kanuni esasında yer alan maddelerinden hangileri padişahın otoritesinin devam ettiğini gösterir? 1. Hükümet padişaha karşı sorumludur. O zaman hükümet padişaha sorumluysa arkadaşlar padişahın otoritesi devam mı ediyor? Evet. Meclisi açma kapama yetkisi kime ait? Padişaha. Yine otoritesi ne oluyor? Devam ediyor. 3. Mebusan meclisi üyelerini halk seçer. Bakın padişah değil halk seçiyor. O zaman burada padişah otoritesi yok. 1 ve 2 doğru cevabım. 30. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir? 1. Meşrutiyet döneminde açılan Mebusan Meclisi'nde azınlıklara da temsil hakkı tanınmıştır. Şimdi bakıyorum azınlıklara inanç özgürlüğü sağlamayın. Zaten azınlıklarda inanç özgürlüğü var arkadaşlar ve kaldı ki bana burada inanç sisteminden bahsetmiyor. Sadece azınlıkların arkadaşlar meclise girdiğini söylüyor. Hristiyan dünyasında birliği sağlamak, C azınlıkların yönetime bağlılığını sağlamak, D yabancı sermayeyi ülkeye çekmek, E kapitülasyon haklarını sona erdirmek. Azınlıklar arkadaşlar meclise giriyorsa o zaman ne oluyor? Azınlıkların yönetime bağlılığı sağlanmaya çalışıyor. Meclise girsinler, mecliste temsil edilsinler, istek ve şikayetlerini söyleyebilsinler ve böylelikle isyan etmemiş olacaklar diye düşünülüyor. Buraya kadar var mı sıkıntı arkadaşlar? Yok tepki hocam. Bekliyorum. Yok. Devam edeyim mi? Sıkıntı yok hocam. Tamam devam ediyorum. Birinci meşrutiyet döneminde durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir? Çift meclisli bir yapı oluşması. Evet bir meclisi ayan vardı arkadaşlar. Üyelerini padişahın seçtiği. Bir de meclisi mebusan vardı. Üyelerini halkın seçtiği.
İki siyasi partilerin kurulması demiş. Baktığımda siyasi partiler birinci de değil arkadaşlar. İkinci meşrutiyette kuruluyor. O zaman ikiyi alamam. Üç, anayasal yönetime geçilmesi. Evet arkadaşlar, ne oldu? Kanuni esası yürürlüğe girdi ve anayasal sisteme geçildi. O zaman doğru cevabım D olacak. Şunu unutmayın, siyasi partiler arkadaşlar ikinci meşrutiyetle birlikte kuruluyorlar. Birinci meşrutiyette yoklar. 32. Yukarıdakilerden hangileri 18. yüzyıl ıslahatlarını kesintiye uğratmıştır? Şahkula ayaklanması. Şahkula ayaklanması arkadaşlar 2. Beyazıt döneminde çıkmış bir ayaklanma. O zaman 18. yüzyılla alakalı olamaz. Biri eledim. 2. Patrona Halil isyanı. Hatırlayın arkadaşlar, Lale Devri'ni sona erdiren bir isyandı ve Lale Devri'ni sona erdirmişti. O zaman ben 2'yi alırım. 3. Kabakçı Mustafa isyanı. Bu da 3. Selim dönemini arkadaşlar bitiyordu. 3. Selim ıslahatları yarıda kesilmiş oluyordu. O zaman doğru cevabım Edirne. 33'te Osmanlı Devleti antlaşmalarından hangilerinde Rusya'ya savaş tazminatı ödemeye mahkum edilmiştir demiş. Küçük Kaynarca arkadaşlar, Osmanlı Devleti burada ne yapıyordu? Rusya'ya savaş tazminatı ödüyordu. Hatta bunun için demiştik ki Osmanlı tarihinde ilk kez bir savaş tazminatı ödüyor bir devlete demiştik. Paris Antlaşması'nda arkadaşlar Karadeniz'de Osmanlı ile Rusya eşit hale geliyordu. Tarafsız oluyorlardı ve Paris'te Osmanlı artık Avrupalı devletler hukukundan yararlanıyordu. Yaş Antlaşması'nda da arkadaşlar Osmanlı Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ediyordu. 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden hangilerinden bahsedilmektedir? 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında sanayileşmiş Avrupa devletlerinin ham madde ve pazar bulmak amacıyla izledikleri siyaset etkili olmuştur demiş. Şimdi ben buna bakıyorum. Sanayileşmiş devletler var 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında ve ham madde ve pazar bulma ihtiyacı var bu yüzden. Bakıyorum 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerinde milliyetçilikten bahsetmiş mi? Hayır, milliyetçilik yok, biri alamam. 2. Sömürgecilik. Buna direkt baktığımda arkadaşlar zaten neyi görüyorum? Ham madde ve pazar ihtiyacı eşittir. Sömürgecilik anlayışı demek. Devletler arası bloklaşma daha önceden yaşanan bir süreç. O zaman ne diyorum? Yalnız 2 diyorum. 35. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Batı etkisiyle yapılan mimari eserlerden biri değildir? Beylerbeyi Camisi, 3. Ahmet Çeşmesi, özellikle 3. Ahmet Çeşmesi'ni biz Lale Devri'nde ilk mimari eserlerden Batı tarihi söylemiştik. İshak Paşa Sarayı, doğru, Osmaniye Cami. Bunların hepsi arkadaşlar Batı tarzı yapılan mimari eserler. Ama Sultan Ahmet Camisi arkadaşlar Osmanlı klasik dönem mimari eserleri içerisinde yer alıyor. Yani Batılılaşmadan önce yapılmış bir mimari eser. 36. Osmanlıcılık fikir akımının önemini kaybettiğine gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Balkanlarda milliyetçilik fikrinin etkisini sürdürmesi. Milliyetçilik fikri varsa arkadaşlar Osmanlıcılık önemini kaybetmiş mi? Evet, kaybetmiş diyorum. Meşrutiyet yönetimine geçilmesi. Meşrutiyet yönetimi arkadaşlar neydi? Osmanlıcılık fikir akımıyla yapılan bir şeydi. Bunu gördüğümde ben direkt fikir akımının önemini kaybetti diyemem. 2'yi alamıyorum. 3. Duyun Umumiye İdaresi'nin kurulması. Duyun Umumiye ile zaten fikir akımlarının alakası yok. O zaman arkadaşlar benim Osmanlıcılık fikir akımının önemini kaybettiğini kanıtım yalnız bir olarak karşıma geliyor. Kızlar iyi misiniz? İyiyiz hocam. İyiyiz hocam. Tamam, son sayfayı çözüyorum. Burada bırakacağım, tamam? Tamam hocam. Yukarıdaki fikir akımları ve savunduğu düşüncelerle ilgili eşleştirmelerinden hangileri doğrudur demiş. Osmanlıcılık eşitlik mi var? Evet, Müslüman ve gayrimüslimlerin eşitliği. Bir, o zaman ne? Doğru. Ümmetçilik, Müslümanların birliği. O zaman 2 doğru. 3, Turancılık, Batı'nın örnek alınması. Turancılık arkadaşlar neydi? Dünyada yaşayan tüm Türklerin tek çatı altında toplanmasıydı. O zaman 3'e ulaşamam. 1 ve 2 doğru diyoruz. 38. Osmanlı Devleti'nde 31 Mart olayının yaşanmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur demiş. Bakıyorum 31 Mart olayı neydi arkadaşlar? Meşrutiyet sistemine karşı çıkan bir ayaklanmaydı. Burada Ahrar Fırkası'nın
ve avcı taburlarının etkisi vardı. Bunların önderliğinde ne oluyordu? Bir halk ayaklanması meydana geliyordu. 31 Mart olayını bastıran da arkadaşlar hareket ordusuydu diyoruz. Yukarıdaki yerlerden hangileri 2. Meşrutiyet döneminde kaybedilmiştir? Şimdi 2. Meşrutiyet döneminde arkadaşlar Yunanlar ne yapıyorlar? Girit'i kendilerine katıyorlar. O zaman Girit kaybedildi bu dönemde. Avusturya arkadaşlar Bosna Hersek'i işgal ediyor. Ama Kıbrıs bu dönemde arkadaşlar kaybedilmiyor. Kıbrıs'ı zaten Osmanlı geçince olarak ne yapmıştı? İngiltere'ye vermişti. Birinci Dünya Savaşı'nda da ne yapacak? İngiltere Kıbrıs'ı Osmanlı'ya geri vermeyecek. O zaman 1 ve 2 diyoruz. Ek olarak arkadaşlar 2. Meşrutiyet döneminde bir de Bulgaristan var bağımsızlığını ilan eden. Osmanlı Devleti'nde istibdat baskı dönemi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir demiş. Şimdi 1. Meşrutiyet ilan ediliyordu. Daha sonra padişah meclisi kapatıyordu. 1. Meşrutiyet'i kaldırıyordu. Ve 2. Abdülhamit'in uyguladığı politika istibdat baskı dönemiydi. Ve ondan sonra gelen dönem neydi arkadaşlar? 2. Meşrutiyet'in ilanıydı. Bununla baskı dönemi sona ermiş oluyor. Bu durum fikir akımlarından hangilerinin benimsenmesiyle ilgilidir? Osmanlı Devleti'nde ıslahat fermanı ile azınlıklara devlet memuru olma ve kendi okullarını açma hakkı verilmiştir. Turancılık diyebilir miyim Türklerle ilgili mi? Değil. O zaman biri alamam. İki Osmanlıcılık. Yani Osmanlıcılık neydi? Eşitlikti. Müslümanlar ve gayrimüslimlerin eşitliği. O zaman burada gayrimüslimleri Müslümanlara eşitliyorlarsa arkadaşlar ne olur? İkiyi alırım. Üç ümmetçilik. Ümmetçilik diyebilmem için bana Müslümanlardan bahsetmesi lazım. O yüzden yalnız iki diyoruz. İkinci Meşrutiyet'in ilanı amacıyla Makedonya ve Selanik'te ayaklanma çıkaran Osmanlı subayları aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Yani istibdat döneminin sonlarında arkadaşlar. Niyazi Bey ve Enver Paşa Makedonya'da isyanlar çıkartıyorlar. Bu isyanlar sonucunda ne oluyor? İkinci Meşrutiyet ilan ediliyor diyoruz. Burada bırakıyorum. Var mı sorusu olan, sıkıntı olan? Yok hocam.